EK'dayken yayda depo edilen enerjimiz arkadaşlar EK demiş. O da 1 bölü 2 çarpı K çarpı X kareydi. K yay sabitini soruda 100 olarak veriliyor. Sıkışma miktarı toplam 1 metre olduğundan 1'in karesi. Buradan 50 jül gelecektir. Bu 50 jül aynı zamanda toplam enerjidir. Yani mekanik enerjinin tamamıdır. Cismimiz L noktasına geldiği zaman yayda depo edilen enerjimiz 1 bölü 2 çarpı K çarpı 1 bölü 2'nin karesi olacaktır. Çünkü 0,5 sıkışmış olacaktır. 1 bölü 2 çarpı 100 K sabitiydi. Bu da 1 bölü 4 olur kareden. 100'ü 4'e böldük 25. 25 bölü 2 jül olacaktır. 25 bölü 2 jülümüz de 12,5 jül eder. Geriye kalan enerjimiz de L noktasındaki kinetik enerji olacaktır. Yani L'deki kinetik enerji şöyle diyelim. Toplam enerjiden 25 bölü 2 olan yaydaki enerjiyi çıkaracağız. 100'den 25 çıktı. O da 75 bölü 2 jül yapacaktır. Şimdi bize sorulan soruda K'daki yay enerjisi diyor bakınız. O da 50 jül idi. L'deki ise kinetik enerji diyor. 75 bölü 2 olacaktır. Taraf tarafı oranlayacak olursak 100 bölü taklattırdık 2 ve 50 çarpı 100 75. 25'e bölersek 4 bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Cismin K'daki yayda depo edilen enerjisini öncelikle bulacak olursak 1 bölü 2 çarpı K'sı 200, sıkışma miktarı da 3'ün karesidir. Oradan da 3'ün karesinden 900, 100 de çarp 3'ün karesinden 9, 200'ün 2'ye bölümü 100, 100 de 9'un çarpımından 900 jül gelir. L noktasında iken yaydaki enerjimiz yine 1 bölü 2 çarpı yay sabiti 200 ancak bu sefer 1 metre sıkıştığından 1'in karesi. Buradan da 100 jül olacaktır. Aynı zamanda buradaki 900 jülümüz toplam mekanik enerjidir. Bize şimdi L noktasındaki kinetik enerjisini soruyor. L noktasındaki kinetik enerjisi ise toplam enerji olan 900'den yayda kalan enerjiyi 100'ü çıkaracak olursak o zaman kinetik enerjiyi bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Öncelikle şeklimizi çizecek olursak iki tane yayımız varmış. Birer uçlarından birbirlerine tutturuluyor imiş. Ve F eşittir 20 Newton ile çekiliyor. Buradaki K X yayımız desek buna 100 dersek bu da K Y yayımız olsun. O da 200'müş. Newton bölü metre. Yaylarda depolanan toplam enerji diyor. Şimdi öncelikle eş değer yay sabitimiz toplamlarının çarpımlarının toplamlarına oranıydı. Çarpımları bu. Toplamları da 300. Buradan sadeleştirme işlemini yapacak olursak 200 bölü 3 olacaktır. Şimdi yaydaki kuvvetimiz K çarpı K eş değer yay sabiti çarpı X idi. Buradan yay kuvvetimiz 20 ile çekiliyor. Eş değer yay sabitimiz 200 bölü 3. Uzama miktarı toplamda X dersek. Buradan x'imiz sadeleştirecek olursak şöyle 3 bölü 10 olacaktır. X kare diyecek olursak o da 9 bölü 100 olur. Yayda depo edilen enerjimiz de 1 bölü 2 çarpı k eş çarpı x kareydi. 1 bölü 2 eş değer yay sabitimiz 200 bölü 3, x de 9 bölü 100 idi. Sadeleştirme yapacak olursak bundan bu gider 3,
Bundan da bu gider. 2 kalır. 2'ler de gitti. O halde sonucumuz 3 joule olur. Cevabımız C seçeneğidir. Cismimizin burada sahip olduğu enerji kinetik enerji olup 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10 kareden 100 joule'dur. Aynı zamanda bu toplam enerjidir. Buraya geldiği zaman bir potansiyel enerjisi vardır. O da potansiyel enerjisi MGH. 2 çarpı 10 çarpı H da 1 olduğundan 20 joule. Bir de yayda enerji vardır. Yay enerji de 1 bölü 2 çarpı KX kare. 1 bölü 2 çarpı K yay sabiti 100. Sıkışma miktarı da en fazla 1 metre dediği için 1'in karesinden o da 50 joule olacaktır. O halde enerjinin korunumundan ilk enerjimiz son durumdaki enerjiye eşit olacak. Ancak ilk enerjimiz 100 joule'un giderken bir kısmı sürtünmeye harcanıyor. Geriye kalan 20'si potansiyel, 50'si de yayda birikiyor. Bu durumda sürtünmenin harcanan enerjisi 100 eksi 70'ten 30 joule gelir. Cevabımız E seçeneğidir. 30 derecelik açı olduğundan burası çizdiğimiz çizgi yani şu kısım H bölü 2 olacaktır. Cismin ilk durumu burası, son durumda burası olacaktır. Yani cisim bulunduğu konumdan düşeyde 3 bölü 2H kadar aşağı inmiş. O halde Mg 3 bölü 2H enerjimiz yaya aktarılmış. Yani 1 bölü 2 çarpı K çarpı X kare ki yayımız da burada H kere kadar sıkıştığı söyleniyor. H'ları sadeleştirecek olursak, ikiler de sadeleşirse buradan 3 tane Mg'miz K çarpı H olacaktır. K'yı veren ifademiz ise 3Mg bölü H olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Cismi aşağı doğru çeken toplam 50 Newton'dur. Öncelikle yay kuvvetimiz K çarpı X idi. Buradan 50 Newton eşittir. K çarpı X'ten X eşittir. 50 bölü K gelir. Bize enerjinin 1 joule olduğunu söylüyor. Yaydaki enerjimiz 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kareydi. Buradan x kareyi alacak olursak 2500'ün k kareye oranıdır. Burası 1 joule'müş. 1 bölü 2 çarpı k çarpı 2500 bölü k kare olur. K'ları sadeleştirecek olursak, ikileri de sadeleştirecek olursak 1250 burada 1K kalır. Buradan da K'mız 1250 Newton bölü metre gelir. Cevabımız B seçeneğidir. Yay sabitleri K'ya 2K'ymış. Şimdi bu noktaya göre tork alacak olursak bakınız. Fp çarpı 2 birim eşit olmalıdır. Fr çarpı 2 bir birim. Buradan k çarpı x'in uzanması 2 eşit olmalıdır. 2k çarpı y'nin uzanması. Bu durumda burası 1x kadar ise o zaman bu da 1x olmalıdır. P yayında depolanan enerjimiz 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare kadar uzamış. R yayında depolanan enerji 1 bölü 2 çarpı 2k çarpı x kare. Taraf tarafa oranladığımız zaman oranımız 1 bölü 2 gelecektir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Başlangıçtaki potansiyel enerjimiz M çarpı G çarpı H'tı. Yani 2 çarpı 10 çarpı 10'dan 200 joule. 0,5 metre sıkıştırabiliyor diyor. O halde yaya aktarılan enerji 1 bölü 2 çarpı k x karedir. Şimdi yay
sabiti burada 800 olarak verilmiş. Sıkışmada 0,5 yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacaktır. 800'ü 8'e bölersek yayda depolanan enerjimizin tamamı 100 jül olur. Kaybolan enerji bize diyor ki başlangıçtaki potansiyelin yüzde kaçı ısıya dönüşmüştür diyor. Yani sürtünmeye harcanan enerjiye biz ısıya dönüşen enerji diyoruz. O halde yüzde kaçı 100 jül ısıya dönüşmüştür. O da 200 jülün %50'sidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Her bölmede sürtünmeye harcanan toplam enerjimiz E olsun. Şimdi şurası x birim, x birim, x birim. Öncelikle M noktasına kadar sıkıştırılıp dönüşte P'de duruyormuş. O halde dönüşte P'de duruyorsa M noktasından 2E harcamıştır. Yayda biriken enerjimiz. Öncelikle MGH kadar enerjimiz M'de durduğuna göre M'ye kadar sıkıştırıyorsa 2E kadarlık sürtünmeye harcamış. Çünkü 2 birim yol almış. Sonra da 1 bölü 2 çarpı K çarpı X kare olmuş. Daha sonra ise kendisinde 1 bölü 2 çarpı K çarpı X kadarlık bir enerjisi varmış. O da P'de durmuş. P'de durduysa 2E'ye eşittir. O zaman bu durumda buraya 2E yazacak olursak buradan da MGH'ımızın 4E'ye 1E'nin ise MGH'a eşit olduğunu buluruz. Daha sonra ise ikinci durumda bize yani L'ye kadar sıkıştırılırsa, L'den bırakılırsa o zaman yaydaki enerjimiz 1 bölü 2 çarpı K çarpı 2x'in karesinden 4x kare gelir. Çünkü toplamda sıkışan miktar 2x'tir. Bu enerjimiz giderken 3 tane E'si sürtünmeye harcayacak. Geri kalan da MGH üssü kadar çıktığını farz ediyoruz. 1 bölü 2 K çarpı 4x karemiz 8E olacaktır. Burası 3E artı MGH üssü. Buradan 5E eşittir MGH üssü. 5 çarpı E'ye de MGH bölü 4 yazacak olursak buradan H üssümüz 5 bölü 4 sadeleştirmeleri yaparsak H gelir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yaydaki kuvvetimiz neydi? Yay sabiti yani eş değer yay sabiti çarpı x. Buradan yay kuvvetimizi ağırlığı yani 120 kilogram 100, 1200 Newton yapacaktır. Eş değer yay sabiti çarpı x. X'i de bize burada 0,02 yani 1 bölü 50 metre eder. O halde buraya da 1 bölü 50 metre yazacak olursak buradan eş değer yay sabitimizin değeri 60, 5'e 12, 60, 1, 2, 3 Newton bölü metre olur. Şimdi bize yayda depo edilen enerji soruluyor. Yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 çarpı K çarpı X kareydi. Tabii ki eş değer yay sabiti. 1 bölü 2 çarpı 60 bin x karemizde buradan yapacak olursak x karemizi 1 bölü 2500 olur. Buradan şöyle sadeleştirecek olursak yay enerjimiz E yay 600 bölü 2 çarpı 25'ten 50 sadeleştirecek olursak buradan da 60 bölü 5'ten 12 jül gelir.
Cevabımız B seçeneğidir.